Sayın Başkan, Sayın Divan Başkanı, partimizin değerli yöneticileri, kongremizin sayın delegeleri, sevgili partili kardeşlerim, değerli konuklarımız, bir kez daha sizlere hoş geldiniz diyorum. Huzurunuzda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'nün çalışmalarını sizlere sunmak üzere bulunmaktayım. Sizlere faaliyet raporumuzun kısa bir özetini sunacağım. 2015 yılı benim için, sanırım hepimiz için, hatta tüm siyasi partiler için çok yoğun bir yıl olarak geçti. Ülkemizde iki genel seçim yaptık. Biz Cumhuriyet Halk Partileri olarak iki genel seçime, 3 tane de parti içinde yaptığımız seçimleri ekledik. CHP'liler olarak 2015 yılında yaşamaktayız. Son seçimimizi de bugün il kongresi seçimi olarak yapmaktayız. Sayın Kalevcim, affedersiniz. Değerli arkadaşlar, lütfen sessiz olalım. Önemli bir dönemin çalışma raporu sunuluyor. Üzerinde görüşmeler yapacağız. Konuşmak ihtiyacı olan arkadaşlar tabii kuliste, dışarıda bunu yapabilirler. Ama lütfen sessiz olalım. 2015 yılında yalnızca seçim çalışmaları yapmakla yetinmedik. Bir yandan iki genel seçime, parti içindeki ön seçime, delege seçimlerine, kongrelere hazırlandık. Öte yandan da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi olarak partimizin altyapısını inşa etmek için, partimizin önümüzdeki yıllarda kullanacağı bir altyapıyı oluşturmak için, yeni kurumlar kurmak için, izleyeceğimiz siyasete ilişkin öneriler geliştirmek için çalışma yaptık. Seçim ve altyapı. Faaliyet raporunda CHP İstanbul İl Örgütü'nün seçim çalışmalarını göreceksiniz, okuyacaksınız. Bu bir zorunluluk. Ama sizlere sunduğumuz ikinci metin zorunluluk taşımıyor. Daha doğrusu tüzüğümüze göre seçimlerden sonra, seçimlerin üzerinden 2 ay geçtikten sonra bir danışma toplantısı yapmak durumundayız. O raporu danışma toplantımız için hazırlamıştık. Ancak genel merkezimizden gelen bir talimat uyarınca danışma toplantısını yapamadık. Danışma toplantısına sunmak için hazırlamış olduğumuz metni şimdi ikinci bir rapor olarak sizlere sunmaktayız. Her iki raporda değerli delegelerimiz ayrıntılı bilgileri göreceksiniz. Ancak ben burada il başkanı olarak sizlere bu iki rapordaki bilgilerin bir özetini sunmakta yarar görüyorum. Genel seçim hazırlıkları çerçevesinde İstanbul'da bulunan yaklaşık 4 milyon konutun
yarısı 2 milyonu yaklaşık 20 bin partili arkadaşımız tarafından ziyaret edilmiştir. Aslında başlangıç hedefimiz İstanbul'daki tüm konutların ziyaret edilmesi şeklindeydi. Bunu sağlayamadık. Bunu gerçekleştiremedik. 40 bin dolayında daha çok kadın partilerimizin İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş kadın hemşerilerimizin katılımıyla bir çalışmanın yapılmasını hedef olarak koymuştuk. Ancak 40 bin kişilik örgütlenmeyi gerçekleştiremedik. Hedefi %50 oranında tutturabildik. Bu arada İstanbul'da konutların bir bölümünün, yani 4 milyon konutun önemli bir bölümünün duvarlarla çevrildiğini, site şeklinde olduğunu bilgilerinize sunmak isterim. Sitelere girilemiyor. Sitelere siyasi çalışmalar için parti temsilcilerinin girmesine izin verilmiyor. Yani 4 milyon konutun 4 milyonunun da ziyaret edilmesi olanaklı değildi. Yine de ben 2 milyon konutun ziyaret edilmesini hedefimizin %50 oranında gerçekleştirilmesini önemsiyorum ve başta kadın partilerimiz olmak üzere bu çalışmalara katılan tüm partilerimize huzurlarınızda il başkanı olarak minnettarlığımı sunuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu birincisi. İkinci olarak İstanbul'un 39 ilçesinin yaklaşık 1000 mahallesinde, 900 küsur mahallesinde, İstanbul'un 65 meydan ve meydanımsı yerinde partilerimizin küçük standlar ve çadır tipi standlarda İstanbullu hemşerilerimize ulaştıklarını, onlarla kucaklaştıklarını bilginize sunmak isterim. 7 Haziran seçiminde 4 milyon 800 bin, 1 Kasım seçiminde 5 milyon ana broşür dağıtılmıştır. Ayrıca 1 milyon 200 bin adet emekli hemşerilerimiz için, 700 bin adet de genç hemşerilerimiz için broşürler dağıtılmıştır. Bu standlarda İstanbullu hemşerilerimize 3 ton şeker ikram edilmiştir. Bu çalışmayı da büyük ölçüde kadın partilerimiz yürüttüler. Aslında bir ayrım yapılmasını belki doğru görmeyebilirsiniz, görmeyebiliriz. Ama sonuçta yağmurda, güneş altında, o standlarda genel başkanımızın, partimizin broşürlerini büyük bir özveriyle dağıtan kadın partililerine ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben gözlerimle gördüm, yanlarında durdum. Gerçekten her türlü fedakarlığın üstünde çalıştılar. İstanbul'da seçimler 1850 okulda yaklaşık 28 bin sandık kurularak yapıldı. Cumhuriyet Halk Partililer 1850 okulun tümünde 28 bin sandığın hepsinde görev aldılar. Gönüllü arkadaşlarımız da vardı. İstanbul Barosu'na bağlı gönüllü avukatlar parti üyesi olmadıkları halde bizimle çalıştılar. Bizimle birlikte seçim güvenliği için katkıda bulundular. Gönüllü avukatlara da, okulların girişinde sandıkların başında duran partilerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Başka kuruluşlara
teşekkür ediliyor. Sivil örgütlere teşekkürler sunuluyor. Ama biz kendi kendimizin bu başarılarını yeterince değerlendirmiyoruz. Çoğu kez göz ardı ediyoruz. Oysa büyük bir başarı sağlanmıştır. Seçim güvenliği konusunda tüm sandıklara sahip çıkılmıştır. O nedenle bunu yapmış olduğumuzu tespit edelim. Bu çalışmayı örgütleyen arkadaşlarımıza, bu çalışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür edelim diye düşünüyorum. Son olarak da yani bu bağlamda son olarak da 7 Haziran seçimiyle 1 Kasım seçimi arasında geçen yaklaşık 4 aylık sürede oylarımıza 300 bin yeni oy eklediğimizi ifade etmek istiyorum. İl yönetimi olarak 400 bin yeni oy alırsak 1 Kasım'da 7 Haziran'a göre 400 bin yeni oy sağlarsak 28 milletvekilimize 5 adet yeni milletvekilliği eklemeyi hedef olarak koymuştuk. 400 bin oy sağlayamadık. 300 bin oy elde ettik. Fakat milletvekili maalesef çıkaramadık. Bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Seçim sisteminin sakatlığı, seçim sisteminin yanlışlığı yalnızca baraj üzerinden siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeleri için öngörülen, saptanmış olan parti olarak da sonuna kadar karşı çıktığımız baraj üzerinden değerlendirilmemelidir. Evet, baraj yanlıştır. Barajın kaldırılması için Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri çaba harcamıştır. Ama barajın yanlışlığının dışında başka yanlışlıklar da var. Bir kentte 3 seçim bölgesi olsa bile 300 bin yeni oy alıp hiç milletvekili çıkarılamaması bu seçim sisteminin ciddi sakatlığını göstermektedir. Seçim yasası, siyasi partiler yasası yeniden ele alınırken, değiştirilirken konunun bu yönü üzerinde de ciddi olarak durmamız gerekmektedir. Bizim açıklıkla söyleyeyim, İstanbul'da en az 3 milletvekilliğimiz, en az 4 milletvekilliğimiz bu sistemin sakatlığı nedeniyle gasp edilmiştir. Gasp edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, İl Yönetim Kurulumuzun 1 Kasım seçimi için saptamış olduğu hedefin %75 oranında gerçekleştirilmiş olması, bu kez kadın erkek genç ayrımı yapmıyorum, bu kez tümünüze, tüm partililerimize şükranlarımı sunuyorum, minnettarlığımı sunuyorum. Bu İstanbul İl Örgütü'nün başarısıdır. Biraz önce söyledim. 5 seçim geçirdik. İl yönetimi olarak seçim hazırlıkları yaptık. Bütün gücümüz, enerjimiz becerebildiğimiz ölçüde, başarabildiğimiz kadarıyla onun üzerindeydi. Ama onunla yetinmedik. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü için yeni politikaların saptanmasına, yeni kurumların oluşturulmasına önem verdik. Şimdi bunlarla ilgili yine özet bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, şöyle bir ayrım yaptık. Yeni kurumların kurulması, yeni politikaların saptanması bir yere kadar, bir ölçüye kadar il yönetimimizin, il örgütümüzün kararıyla olabilirdi ama o ölçünün üzerinde saptanacak politikalar, o ölçüyü aşan yeni kurumlaşma önerileri
ancak kongre tarafından karara bağlanabilirdi. O nedenle il yönetimi olarak ikili bir ayrım yaptık. İl olarak yapabileceklerimizi, il olarak yapmaya kendimizi haklı gördüklerimizi karara bağladık, uygulamaya koyduk. Bunu ancak kongre karara bağlar. Kongremiz karara bağlamalıdır diye düşüncelerimizi de bugün kongremize sunmaktayız. Ercan Bey biraz önce ifade etti. Bunun üzerinde bugün çalışacağız. İl yönetiminin sizlere sunmuş olduğu 3 metni bugün tartışacağız. Öyle ya da böyle karara bağlayacağız. Biz il yönetimi olarak şunların karara bağlanmasını kendi yetki alanımız içinde gördük. Böyle bir karar verdik. Bunlardan birincisi çok önemli görünmeyebilir. Üzerinde çok fazla durulmayabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir partinin başarısı o partinin kurumsal hafızasına bağlıdır. O partinin bilgilerine, belgelerine sahip çıkmasına bağlıdır. O partinin eski genel sekreter yardımcısı geldiğinde ona yer vermesine bağlıdır. Ona sahip çıkmasına bağlıdır. Bizim il örgütümüzün arşiv ve dokümantasyonu yok. İlçe örgütlerimizin de yok. Eski tarihlerde yapılmış olan başarılı çalışmaları, basından izlediğimiz çalışmaları kendi ilimizde, yapımızda toplayabilmiş, biriktirebilmiş değiliz maalesef. Bunu kurduk. Artık sevgili kongre delegeleri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'nün bir arşiv ve dokümantasyonu vardır. Sizlerden, hepinizden, sizlerden tarihi diye gördüğünüz, önemli diye değerlendirdiğiniz dokümanlarınızı, elinizdeki çalışmalarınızı il yönetimimizle paylaşmanızı, arşive vermenizi, teslim etmenizi rica ediyorum. İkincisi, bu da bir yenilikti bana göre, Perşembe Söyleşileri adını verdiğimiz bir platformu oluşturduk. Çok büyük toplantılar değildi. İlimizin 150 kişilik küçük salonunda onları yaptık. Ama partilerimiz de uzmanlar değişik konularda bir araya geldiler. Partilerimiz az sayıda da olsa 15 günde bir yaptığımız Perşembe söyleşilerinde birbirleriyle tanışma olanağını buldular. Üçüncüsü ve çok önemsediğim çalışma, İstanbul'daki 14 belediyemiz ile İstanbul'daki Türkiye Mimar Mühendis Odalarına bağlı 22 odanın bir araya gelerek işbirliği ve dayanışma protokolünü 27 Mayıs 2015 tarihinde imzalamalarıydı. Bu çok mu önemli diye düşünebilirsiniz. Hemen yanıt vereyim. Çok önemli. Türkiye'de ilk kez böyle bir topyekün işbirliğine gidilmektedir. Ben eski bir belediye başkanıyım. Ankara Belediye Başkanlığı'nı yaptığım dönemde TMOB'un çeşitli odalarıyla işbirliği yapmıştım. Daha sonra da anayasayı ihlal ettiğim gerekçesiyle yargılanmıştım. Öteki belediyelerimizin de işbirlikleri olduğunu biliyorum. Bugün 14 belediyemizin ayrı ayrı odalarla çalışmalar yaptığı da bilinmekte. Ben onu söylemiyorum. Topyekün bir işbirliğinin başlatıldığını dile getiriyorum. Sağlıklı kentleşme
ve nitelikli yapılaşma konusunda TUMOB'a bağlı odalarla belediyelerimiz, 14 belediyemiz bir araya gelecekler. Projelerle ilgili odalarımızın görüşleri, değerlendirmeleri alınacak. Bu işin teknik yanı, geçen gün TUMOB yöneticilerinin bir bölümü bana TUMOB'un teşekkür plaketini verdiler. Çok büyük bir mutluluk duydum. Orada biraz önce Ercan Bey tarafından takdim edilen Makine Mühendisleri Odası Başkanı Zeki Bey, Zeki arkadaşım, bu protokolün teknik yanı kadar bu protokolün aynı zamanda emek, barış ve demokrasiden yana olan güçlerin birlikteliği olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Ben de öyle görüyorum. Emekten, barıştan, demokrasiden yana olan iki kesim bir araya gelmiştir. Bir başka uygulamamız 14 belediyemizin kendi aralarında gerçekleştirmiş oldukları dönem başkanlığı ve sekreterya, dönem sekreteryası uygulamasıdır. Belediyelerimizin arasında eşgüdümün sağlanması için genel merkezle belediyelerimiz arasındaki bağlantının güçlendirilmesi için genel merkezin talimatlarının etken işlevsel kılınması için dönem başkanlığı uygulamasına gittik. İlk dönem başkanlığını Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç üstlendi. Şu anda dönem başkanlığını Avcılar Belediye Başkanımız Doktor Handan Toprak Benli yürütmektedir. 1 Ocak tarihi itibarıyla da yeni bir dönem başkanımızın seçilmesi gerekmektedir. Bir başka uygulamamız Kent Suçları İzleme Kurulu ve Sekreteryası olmuştur. Bundan gerçekten çok büyük bir kıvanç duyuyorum. Geçtiğimiz Ağustos ayında İl Yönetim Kurulumuz bizim parti tüzüğümüze göre yönetmelik çıkarma yetkimiz yok. İl örgütleri yönetmelik çıkaramazlar. Ama bir karar aldık. İl Yönetim Kurulumuzun geçen Ağustos ayında aldığı kararla Kent Suçları İzleme Kurulu kuruldu. Daha önceki yıllarda komisyon çalışmalarının izleme değerlendirme komisyonu çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. Ama bu o değil. Sevgili delegeler, sevgili partili kardeşlerim, bu çok geniş kapsamlı ve sonuçlarını, yararını önümüzdeki aylarda, yıllarda göreceğimiz bir çalışma. Burada İstanbul için çıkartılan planlar, plan değişiklikleri hem İstanbul'daki yerel yönetimlerin hem de merkezi yönetimin İstanbul'un taşına toprağına müdahale eden 9 bakanlığının ve kuruluşunun kararları bir. Merkezi yönetimin ve özel sektörün İstanbul için hazırladığı belli ölçeğin üzerindeki projeler iki. Son olarak da merkezi yönetimin ve İstanbul yerel yönetimlerinin İstanbul'da yapmış oldukları arazi tahsisleri, arsa tahsisleri, alan tahsisleri. Bu üç konu partimize bağlı olarak kurduğumuz sekreteryada ve izleme kurulunda değerlendiriliyor. Şehir plancımız var. Galiba Türkiye'de ilk kez bir şehir plancısı çalıştıran parti biziz. Şehir plancımız var, avukatımız var, resmi gazete dahil arkadaşlarımız izlemekteler, saptadıklarını izleme kuruluna getirmekteler. Orada gördüğümde yargıya taşınmakta. İstanbul'da
İstanbul'umuza karşı işlenen suçlarla ilgili durum yeterince İstanbullular tarafından, hemşehrilerimiz tarafından maalesef izlenememektedir, değerlendirilememektedir. Şimdi bunu sağlıyoruz. Önce bir yayın başlattık, dergi çıkarttık, ilk sayımız dağıtıldı. 2000 adet İstanbul'da sivil toplum örgütlerine verildi. Şimdi bir site kurulmakta. Yeni başkanımızın, yeni yönetimimizin bu konuya özel bir özen göstermesini dilediğimi burada ifade etmek istiyorum. Bu sitede Cumhuriyet Halk Partisi'nin kent suçları sitesinde İstanbullular siteye girerek kentimizin, şehrimizin neresine ne yapıldığını, neresi için hangi kararların alındığını izleyebilecekler, değerlendirebilecekler. İlk kez böyle bir uygulamaya gidiyoruz. İstanbul'da bir katalog oluşturuyoruz. Kent suçları kataloğu. Yeni uygulamalarımızdan son olarak da ilçe başkanları kurulu diye adlandıracağım platformdan söz etmek istiyorum. 39 ilçe başkanımla çalıştım. Kongreler yapıldı. İlçe başkanlarımızdan bazıları görevi bıraktılar. Yeni arkadaşlarımız göreve başladı. Ama yaklaşık en geç 2 ayda bir il başkanı olarak ilçe başkanlarımla başkanlar kurulu diyebileceğim, tabii tüzüğümüzde yok öyle bir şey ama böyle adlandırabileceğim bir platformda bir araya geldim ve çok büyük bir memnuniyetle onlarla çalıştım. Değerli arkadaşlarım, bunlar il yönetimi tarafından karara bağlanan yenilikler, yeni uygulamalar. Biraz önce il yönetiminin yetkisini aşabileceğini düşündüğümüz bazı konuları da kongreye sunma kararını aldığımızı söylemiştim. Değerli arkadaşlarım, onlar açıklanacak ama ben başlıklar halinde söyleyeyim. Bunlardan birincisi İstanbul 2019 başlığını taşıyor. 2019 yılına kadar İstanbul'da iktisadi toplumsal gelişmeleri, yapılanmaları burada değerlendiriyoruz. Öngörülerimizi buraya koymaktayız. Bu raporda İstanbul'un karşı karşıya olduğu ağır sorunların aşılabilmesi için, çözülebilmesi için siyasi parti çalışmalarının yanı sıra İstanbul'da İstanbul'a sahip çıkan sivil toplum örgütlerinin çabalarının yanı sıra İstanbul'da yaşayan 15 milyon İstanbulluyu İstanbullulaştırmak, İstanbul hemşerisi yapmak ve o yolla da İstanbul'da güçlü bir toplumsal altyapı inşa etmek gerektiği şeklindeki görüşümüz sizlere sunulacaktır. Çok sayıda arkadaşımız katıldı. Bu çalışmayı İl Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımız Sayın Serhan Kotil yönetti. Sorumluluğu aldı. Serhan Kotil'e ve bu çalışmalara katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, ikinci çalışmamın başlığı, yani ele alacağınız, biraz sonra tartışacağınız, bugün tartışacağımız ikinci konu sosyal demokrat belediyecilik ve kentsel dönüşüm başlığını taşımaktadır. Sosyal demokrat belediyeciliğin ne olması gerektiğine ilişkin kendi aramızda bir mutabakata varmalıyız. Sürekli örgütle belediyeler arasında tartışma yaşanmaktadır. İl başkanlığı yaptığım süre boyunca karşı karşıya olduğum en temel konu bu oldu. Bu belediyeler bizim belediyelerimiz. Eleştiririz, yanlışlıklarını seslendiririz. Sayın Başkan, bir soru.
Değerli arkadaşlar, ayakta çok ikilem var ve ayakta sohbet eden var. Bu olmaz. Sayın Başkan önemli konularda konuşuyor. Lütfen hem oturalım, hem konuşma ihtiyacı varsa lütfen dışarıda bunu yapalım. Çok önemli bir kongre yapıyoruz. Ülkemiz önemli süreçten geçiyor. Burada fikirler, gelecekte başarılı olmamız için gerekli olan düşünceler ifade ediliyor. Lütfen dinleyelim. Üzerinde konuşmalar olacak çünkü. Buyurun. Belediyelerimizde asla husumet içinde olmamalıyız. Belediyelerimizin eksikliklerinin giderilmesi, yanlışlıklarının belirlenmesi, belediye başkanlarımızla, belediye meclis üyelerimizle birlikte üstlenmemiz gereken bir parti sorumluluğu olarak görülmektedir. Şöyle düşündük. Buna kulak verin. Şöyle düşündük. Eğer burada kongre olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyecilikle ilgili politikalarını belirlersek, bununla ilgili en azından kendi aramızda bir anlayışı ortaya koyup sonuçta genel merkezimiz tarafından karara bağlanması gerektiği için genel merkezimize gönderirsek, sevgili partili kardeşlerim, o zaman aramızda örgüt belediye tartışmalarını da en aza indirebiliriz. Yeni kurum önerilerimiz var. Belediyeler için, belediye başkanlarımız için, meclis üyelerimiz için önemli kurum önerilerimiz var. Bunlar ele alınacak. Bu birincisi. Bir de bu bağlamda kentsel dönüşümle ilgili bir politika paketini sizlere sunuyoruz il yönetimi olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da izleyeceği kentsel dönüşüm politikası ne olmalı? Nasıl olmalı? Hani hep tartışıyoruz ya, AKP'yi haklı olarak hep eleştiriyoruz ya, bizim o eleştirilerimizin ardından da bize peki kardeşim sizin alternatifiniz ne? Siz ne düşünüyorsunuz diye hep soruluyor ya, bunu duyuyoruz. İşte bunu bugün ele alalım. Bugün burada tartışalım diyoruz. İstanbul siyasetçileri gelecek 2-10 yılın siyasi olarak önümüzde duran en temel konularından birisi budur. Kentsel dönüşümdür. Biraz önce başka bir nedenle bu kentte yaklaşık 4 milyon konut olduğunu söylemiştim. Yahu bunların, bu konutların %20'si, 25'i yıkılacak, yeniden yapılacak. En az bir 100 milyar dolarlık bir iş. Sadece iktisadi olarak değerlendirmiyorum. Bunu bir teknik olay olarak da görmüyorum. Kentsel dönüşüm teknik olduğu kadar aynı zamanda ideolojik bir olaydır. Konuyu bu yönüyle görmeliyiz. Çok büyük bir toplum mühendisliği çabasıyla karşı karşıya kalmaktayız. AKP yanlış yapıyor. CHP'li olduğum için bunu söylüyor değilim. Bu konuyu bilen birisi olarak o kimliğimle söylüyorum. AKP yanlış yapıyor. AKP'nin belediyeleri de yanlış yapıyor. Hükümeti de yanlış yapıyor. Bu kentsel dönüşüm bir rant olayı biçimine dönüştürülmüş bulunmaktadır. Ayrıca işin bu yönü çok fazla tartışılmıyor ama ben söylemek istiyorum. Ayrıca finansmanla ilgili yaklaşımları İstanbul için bir idam fermanı niteliğini taşımaktadır. Çünkü AKP kentsel dönüşümün finansmanını kentsel rantları artırarak, yoğunlukları artırarak karşılama uygulamasının içindedir. İstanbul'da yoğunlukları artıracaksınız, artan rantı
paylaştıracaksınız, finansmanı böyle sağlayacaksınız. Bu olmaz, olamaz, olmamalı. İstanbullular buna karşı çıkmalı, karşı durmalı. Biz kentsel dönüşüm için biraz sonra ilanlanacak 3 ilkeyi öneriyoruz. Yerindelik ilkesi, birliktelik ilkesi, yüksek kentsel nitelik ilkesi. AKP'nin 100.000'in üzerinde hemşerimizi tehcir ettiğini dikkate alarak bu önerileri değerlendirmenize sunmuş bulunuyoruz. Bir de bunun için proje finansmanı diye bir önerimiz var. Bunlar size sunulacak. Değerli arkadaşlarım, bu çalışmayı da yönetim kurulu üyemiz Sayın Semra Engin yürütmüştür. Sayın Semra Engin'e ve onunla birlikte bu çalışmaya katılan arkadaşlarımıza da huzurunuzda teşekkür ediyorum. Üçüncü konu. Size sunacağımız üçüncü konu. Bu yalnızca bizi ilgilendirmiyor. Bu yalnızca İstanbul'un derdi, sorunu değil. Bu hepimizin derdi. Hepimizi ilgilendiriyor. CHP'nin bütünü için önemli. %25'lerdeyiz. Biraz yukarı çıkıyoruz. Biraz aşağıya iniyoruz. Ama ortalama olarak %25'lerdeyiz. Bir orta siyaset tuzağının kapanının içindeyiz. Bu böyle gidemez. Bu böyle süremez. Bunu değiştirmek zorundayız. Buradan sıçrama yapmak zorundayız. E ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Ne olacak da bu %25'lik orta siyaset kapanından kurtulup 30'ları aşıp o çok istediğimiz iktidara geleceğiz. Halkın iktidarını kuracağız. Ne yapacağız da bunu gerçekleştireceğiz? Ben 3 temel sorunumuzun olduğunu düşünüyorum. 3 temel sorunu çözmek zorunda olduğumuz inancını taşıyorum. Bunlardan birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol yönünün, sol yanının yetersiz kalmasıdır. Sol yanımızı güçlendirmeliyiz. Birincisi. İkincisi örgüt yapımızın değiştirilmesi önerdiğimiz örgüt yapısının yetersizliği ve o nedenle değiştirilmesi. Üçüncüsü de şöyle biraz sessizlik olsun öyle söyleyeyim. Arkadaşlar lütfen sessiz olalım. Bakın üçüncüsü de siyasetin finansmanıdır. Önümüzde 3 tane böyle temel sorun var. Sol yanımızın eksikliği, örgüt yapımızın yetersizliği, siyasetin finansmanı. Bunu çözmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, programın ilgili bölümünde tartışılacak. Ben yine burada da bir özet yapmak istiyorum ama bu çok geniş bir çalışma oldu. Ercan Bey biraz önce söyledi. Eski belediye başkanlarımızı, şimdiki belediye başkanlarımızı, eski il başkanlarımızı, PM üyelerimizi, milletvekillerimizi çağırdık. Çok geniş bir katılımla Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da yeniden örgütlenmesi çalışmasını başlatmayı öngördük. Kalan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Tolga Yarman oradaydı. 3 atölye kurduk. 3 atölyeye arkadaşlarımız
1980 yılından önce öldürülmüş 3 ilçe başkanımızın adını vermeyi uygun gördüler. Bu hoş bir şey değil mi? Bu güzel bir şey değil mi? 1980 öncesinde öldürülen 3 ilçe başkanımızın anısına bu çalışmalar yürütüldü. Bu bir vefa. Bu bir hoşluk, güzellik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarımız Nihat Öztürk'ü, Bülent Demir'i ve Ali İsmet Gencer'i huzurlarınızda rahmetle, sevgiyle anıyorum. 1980-2015 Cumhuriyet Halk Partililik budur işte. 1980-2015. Değerli arkadaşlarım, sol yanımızın eksik olduğunu söyledim. Programımızın 23. 24. sayfalarına bakın. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisinin 3 kaynaktan beslendiğini, 3 kaynaktan kaynaklandığını yazmışlar. Kurultayımız da 2008 aralığında bunu karara bağlamış. Birincisi, ideolojimizin birinci kaynağı Cumhuriyetimizin temel değerleridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleridir. Bir yanımızda bu var. Öteki yanımızda Anadolu'nun ve Trakya'nın tarihi ve felsefi değerleri var. Anadolu aydınlanması var. Üçüncü yanımızda da Sosyalist Enternasyonel'in, sosyal demokrasinin ilke ve kararları var. Biz hepimiz, tümümüz bu üçgenin, bu üç kaynağın şekillendirdiği üçgenin içinde siyaset yapmaktayız. Bir dakika. Hayır. Hayır, lütfen yerine oturur musun? Lütfen arkadaş. Olmaz. Oturur musunuz? Ağzına sağlık. Size söz verelim. Konuşma isteyin lütfen. Gazi, olmuyor. Söz iste, konuş kürsüden. Söz talep et. Konuşmacıya Gazi. Ya Gazi. Arkadaşlar. Tamam. Buyurun sen başla. Değerli arkadaşlarım, bu üçgen içindeyiz. Her birimiz ayrı ayrı bu üçgenin bir köşesine kendimizi daha yakın hissedebiliriz. Kimimiz cumhuriyetçi köşeye yakındır. Kimimiz Anadolu'nun tarihi felsefi değerleri diye adlandırdığımız köşeye yakın olabiliriz. Kimimiz de Sosyalist Enternasyonel'in ilke ve kararlarının şekillendirdiği köşeye yakın bulunabiliriz. Ama bu üçgenin içindeyiz. Ben bu üçgenin içinde sol yanımızın, sol kimliğimizin olması gerektiği ölçüde dile getirilmediğini, şekillendirilmediğini düşünüyorum. Onun için de bu alanda bir atılım yapılmasını bir zorunluluk olarak görüyorum. Değerli arkadaşlarım, bir yandan AKP'nin baştan bu yana izlemekte olduğu siyaset toplumsal kimlikler üzerinden yapılamaz. Siyaset toplumsal sorunların çözümü için toplum kesimleri üzerinden, toplum sınıfları üzerinden yapılmalıdır diyoruz. Bir yandan
AKP'ye bu eleştiriyi getiriyoruz. Ama öte yandan bu eleştirinin gereğini kendi partimizin içinde yeterince işletmiyoruz. Ben burada işin bu yanı için söylüyorum. Siyasi partiler yasasının getirmiş olduğu çerçevenin etkili olduğu kanısındayım. Niye böyle söylüyorum? Niye siyasi partiler yasası bizim yeterince biraz önce tanımladığım çerçevede siyaset yapmamızı engellemekte? Bana göre neden şudur. Siyasi partiler yasası 12 Eylül yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Bu yasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti bize, öteki siyasi partilere, ey siyasi partiler, ben Türkiye coğrafyasında nasıl örgütlendimse sen de aynı şekilde örgütleneceksin demektedir. Güçlü bir merkezi yönetim var. Türkiye'nin bölge örgütleri yok. Türkiye bölgelerde örgütlenmiyor. Merkezi yönetim, sonra il, sonra ilçe, daha sonra da mahalle. Böyle dikine hiyerarşik bir devlet yapısı var. Güçlü bir genel merkez var, merkezi yönetim var. Devlet diyor ki sen de aynı sınıf kur. Güçlü bir genel merkezin olsun, il ilçe örgütlerin olsun, siyaseti sağcı solcu fark etmez. Bütün siyasi partiler bu yapı içinde yapsın. Bu yanlıştır. Bunu değiştiremeyebiliriz. Ama kendi aramızda karar alarak buna alternatif bir örgütlenmeyi getirebiliriz. Bir yandan bunu koruyalım. Öte yandan İstanbul'daki bütün toplum kesimlerini kucaklayacağımız yatay bir örgütlenmeye gidelim. Meclisler kuralım. Bu yapı buradayken meclisler inşa edelim. Yeni kurumlar kuralım. Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Örgütü, İstanbul Çalışanlar Meclisi'ni kuralım. İşçisiyle memuruyla. Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Örgütü, Hobiler Meclisi'ni kuralım. Yalnızca toplum kesimlerine göre değil, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Emekliler Meclisi'ni kuralım. İstanbul'da 1.300.000 emekli var. İstanbul'da 1.400.000 hemşerimiz asgari ücretle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. İstanbul'da 1.5 milyon hemşerimiz yoksul. Yani bizim tanımımıza göre, resmi tanımımıza göre 720 liranın altında geçinmeye çalışan aile yapıları içinde bunlar. Bunlara göre, İstanbul'un bu toplum kesimlerine göre, bunlara ekleyeceğimiz öteki toplum kesimlerine göre meclis tipi örgütlenmeye gidelim. Hem bu kesimin temsilcileri olsun, hem CHP yöneticileri buraya tayin edilsin. Meclisin başkanı olmasın, meclisin sekreteryası olsun. Meclis yılda 3 kez toplansın ama yalnızca dertlerin, dileklerin dile getirildiği bir platform olmasın. Meclis kararlarını il kongrelerine doğrudan taşımayı taahhüt edelim. Meclis kararlarını kongreye getirelim. Bu insanların meclis tipi örgütlenmeye katılmalarını özendirecektir. Yalnızca o da değil, toplum kesimlerine göre değil, sektörlere göre de meclis kuralım. İstanbul Sanatçılar Meclisi olsun. Önemli bir platform. İstanbul'un bir ulaşım meclisini kuralım. 5 tane meclis tipi örgütlenme öneriyorum. Öneriyoruz daha doğrusu. Öneriliyor burada daha doğrusu. Atölyelerimiz öneriyorlar burada daha doğrusu. Bir de İstanbul'da proje temsilciliklerimiz olsun. Sevgili partili kardeşlerim, proje temsilciliklerini özel olarak önemsiyorum.
doğrudan ile bağlı, İstanbul İl Örgütü'ne bağlı proje temsilcilikleri olmalı, kurulmalı. Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin proje temsilciliği olmalı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü Fikirtepe projesi temsilciliği. Ok Meydanı için proje temsilciliğimiz olmalı. Ben hemşerilerimizle projeler üzerinden bağ kurduğumuzda kendi derdimizi, düşüncemizi, ilkelerimizi, arzularımızı, ideolojimizi daha kolay anlatabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü proje demek değer yaratmak ve yaratılan değeri paylaştırmak demektir. Sosyal demokrasi de budur, değil mi? Sosyal demokrasiyi değer yaratmak ve yaratılan değeri paylaştırmak süreci olarak görebiliriz. O nedenle proje örgütlenmesi önemli. Parti içi seçimler için, parti içi seçimler için başarım ölçümlenmesini getiriyoruz. Kim nereye aday olacak? Parti içinde nereye aday olacak? CHP adayı olarak hangi kamusal görevlere talip olacak? İlçe başkanlığına, il başkanlığına, kongre delegeliğine, kurultay delegeliğine, parti meclisi üyeliğine talip olabilmenin bir değeri vardır. Bunun bir değeri olduğu bilinmelidir. Bunun içinde eğitim var. Bunun içinde parti çalışmalarına katılmak var. Bunun içinde aidat var. Bunun içinde kıdem var. Bunların tümünün birleşmesiyle böyle bir endeks geliştirilmeli. Belediye meclis üyeliği için, belediye başkanlığı için, milletvekili adaylığı için de aynı şekilde bir endeks geliştirilmelidir. Belediye meclisine aday olan, milletvekilliğine aday olan, belediye başkanlığına aday olan o endeks çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bunu il yönetimi karara bağlayamaz. Hatta bunu biz de belki karara bağlayamayız. Bu olsa olsa genel merkezimizin kararı olarak görülmelidir, değerlendirilmelidir. Onu tartışacağız. Yalnız şunu kesin olarak önermekte yarar görüyorum ki bu bir kurul tarafından karara bağlanmamalı, bir yazılım olmalı. Başvuranlar o yazılım çerçevesinde bilgisayara başvurusunu sunmalı. Bilgisayarda evet sen aday olabilirsin, hayır sen aday olamazsın diye bunu dökmeli. Değerli arkadaşlarım, bağışlayın, belki uzattım ama burada Kürt sorununun gelmiş olduğu aşamayı dikkate alarak Kürt sorununa ilişkin birkaç düşüncemi de sizlerle paylaşmak arzusu içindeyim. Gerçekten Türkiye Kürt sorununun çözümünden çok vahim bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Ben önce bunun sorumlusunun doğuda, güneydoğudan çok sayıda ilimizde, ilçemizde yaşanmakta olan bu acı olayların, vahim olayların sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu burada tespit etmek istiyorum. Yetersiz, yeteneksiz, beceriksiz AKP yönetimi Türkiye'yi Kürt sorunun çözümünde buraya taşımış bulunmaktadır maalesef. Bilmiyorum İlhan Caner burada mı? Partimiz Doğu Güneydoğu Anadolu'dan yaşanan olaylar için iki milletvekilimizi görevlendirdi. Birisi İstanbul milletvekilimiz Sayın İlhan Caner. Öbürü de Hatay milletvekilimiz Sayın Hilmi Arayıcı. Arkadaşlarımız raporlarını genel merkezimize sunmuşlar.
basından okudum, gazeteden okudum. Raporlarında diyorlar ki Diyarbakır'dan, ziyaret ettikleri yerlerden kendilerine demişler ki ey batıda yaşayan kardeşlerimiz, bizim sesimizi duyun, bize ses verin. Raporda bu yazılı. Ben de bugün 35. İstanbul Olağan İl Kongresi'nde onlara sesleniyorum. İstanbul İl Başkanı olarak, İstanbul'un Rizeli İl Başkanı olarak Güneydoğu'daki kardeşlerime sesleniyorum. Sesinizi duyuyorum. Sesinizi duyuyoruz. Sizin sorununuz benim sorunumdur. Bizim sorunumuzdur. Türkiye'nin sorunudur. Toprakları vermekle, insanları vurmakla sonuca gidemeyiz. Ne verecek bir karış toprağımız, ne de vuracak bir tek yurttaşımız vardır. Ne ver kurtul, ne vur kurtul. Severek kurtul, kucaklayarak kurtul. Tam demokrasiyle kurtul, çoğulculukla kurtul, insan haklarını uygulayarak kurtul. Biz bunu söylüyoruz. Değerli arkadaşlarım, bana göre bu sorunu çok önemseyen bir siyasetçi olarak söylüyorum. Bana göre silahlar bırakılmalı, hendekler kapanmalı ve Türkiye zaman yitirmeden toplumsal barışımız için, kardeşliğimiz için görüşmelere başlamalı. Yalnız şunu tespit edelim. Daha bu yıl 28 Şubat tarihinde, 28 Şubat 2015'te Dolmabahçe'de AKP'nin ve HDP'nin mutabık kaldıkları metin, siyasi metin, AKP'nin iki yıldır uygulamakta olduğu süreç adını verdikleri süreçle doruk noktasına çıkmıştır. 21 Mart tarihinde bu metin, 28 Şubat mutabakatı diye adlandırılan metin Diyarbakır'da kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ama artık o süreç bitmiştir. Tükenmiştir hatta. Türkiye o metni, o süreci tekrar ederek, yeniden işleterek Kürt sorununu çözemez. Kürt sorununu biz çözeriz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bunu hamaset olarak söylemiyorum. Bunu hamaset olarak söylemiyorum. Gerçekten Türkiye'nin önünde Kürt sorununun çözümü için Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki çözüm paketinin dışında hiçbir öneri bulunmamaktadır. Toplumsal Mutabakat Komisyonu kurulmalı diyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kesimlerin bir ortak akıl heyeti içinde bir araya gelmelerini gerekli görüyoruz. Bir de gerçekleri araştırma komisyonu şeklinde bir komisyonun işletilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Bizim önerimize göre Toplumsal Mutabakat Komisyonu sürgit çalışacak bir komisyon olmayacak. En geç bir yıl içinde bu komisyon çözüm önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaktır. İşin bu yönü üzerinde durulmuyor. Ben çok heyecan duyuyorum. İki cümleyle de işin iktisadi yönü üzerinde duruyorum. Durmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Doğu ve Güneydoğu'da kalkınma oranını Türkiye'nin ortalama kalkınma oranının 2 puan üzerine çıkartmayı taahhüt ediyoruz. Aradaki açığın kapatılması ancak öyle olabilecektir. 2025'ten önce Doğu Güneydoğu Anadolu'dan kişi başına düşen geliri Türkiye ortalamasının
%70'e çıkartmak istiyoruz. Ben bu sorunun çözümünü aslında bir parti meselesi olarak görmüyorum. Sayın Genel Başkanımız, parti yöneticilerimiz burada. Biz parti yönetimi olarak da, genel merkez yönetimi olarak da bunu bir particilik meselesi olarak görmüyoruz. Sayın Başbakan, dönemin başbakanı Sayın Erdoğan kendi açıklamasını yaptığında süreci başlatıyoruz, işletiyoruz dediğinde ziyarette bulunuldu. Sayın Genel Başkanımız kendisini ziyaret etti, dedi ki bu yanlış. Sorunu böyle çözemezsiniz. Ama yine de eğer sorunu çözecekseniz biz size şu koşullar çerçevesinde yardımcı olmaya hazırız. Hayır dedi. Elinin tersiyle itti. Senin desteğine de primine de ihtiyacım yok dedi ve Türkiye'yi bugünkü duruma getirdi. Türkiye'yi bugünkü duruma taşıdı. Değerli arkadaşlarım, içtenlikle söylüyorum, çözüm bu çözümdür. Bu şekilde olmalıdır. Evet. Konuşmamın sonundayım. Sizlere veda ediyorum. Bir yıllık süre içinde arkadaşlarımla birlikte hiçbir hizip, ekip yaratmadan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'nü yönetmeye çalıştık. Ön seçimde, delege seçiminde taraf tutmadık. Bir tek derdim var. Ben bu yaşta hayatımın en yoğun çalışmasını 2015'te yaptım. Bana göre biz hep birlikte örgüt olarak başarılı olduk. Başarılı görülebiliriz, görülmeyebiliriz. Eksiğimiz vardır, yanlışımız vardır. Bunların hepsini doğal karşılıyorum. Benim kendi kendime tespit etmiş olduğum eksiklikler, yanlışlıklar da var. Ama benim için en önemli üzüntü nedeni beni arayanları arayamamış olmam, benden randevu isteyenlerin tümüne randevu verememiş olmamdır. Onlardan eğer hala görüşmek isterlerse yine birlikte olurum, görüşürüm ama onlardan arayamadıklarımın, randevu veremediklerimin, bu partili kardeşlerimin affını rica ediyorum. Kendilerinden özür diliyorum. İl başkan vekilime, il başkan yardımcılarıma, il yönetim kurulu üyelerime, benimle çalıştıkları için partimizin yönetiminde rol ve sorumluluk üstlendikleri için teşekkür ediyorum huzurunuzda. Ama kadim dostum, yol arkadaşım Fuat Keskin'e ve sevgili kardeşim Şerdil Odabaşı'na özel olarak ayrıca teşekkür ediyorum. Eski yeni tüm ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tüm partililerime teşekkür ediyorum. Başta Müslüm Eriş olmak üzere İl Disiplin Kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. Sevgili belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever arkadaşıma, yönetici arkadaşlarıma, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Zeliha ve Canan olmak üzere CHP çalışanlarına teşekkür ediyorum. Zeliha burada mısın bilmiyorum. Zeliha ve Canan olmak üzere CHP çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ali Kemal Aydın kardeşime benimle birlikte gelen teşekkür ediyorum. Mehmet Akın, Erhan Uygar kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.
Ancak her şeyin üstünde, hepsinin üstünde sevgili yardımcım Sayın İmran Göçen'e teşekkür ediyorum. Eşine teşekkür ediyorum. Son olarak da eşime teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, sizlere veda ediyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Allah bizi halkımıza ve ideolojimize karşı mahcup etmesin diyorum. Yaşasın yurdumuz, yaşasın halkımız, yaşasın partimiz, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.